Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 203. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde birlikteyiz. Bugün yine uzaklardan bir konuğumuz var. Kaliforniya'dan Stanford Üniversitesi Tarih Bölümünden Doçent Doktor Ali Yaycıoğlu. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Yayına başlamadan önce size bir merhaba diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz medyaskopa çok yabancı değilsiniz. Daha önce Ruşen Çakır'la birkaç programınızı dinledik. Bugün biraz daha böyle alanınızla ilgili konulara da girmeye çalışacağız. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an-ı Kitab'a başlamadan önce bir teşekkür edelim ve ayrıca bize destek olan Patreon destekçilerimize de buradan bir teşekkür gönderelim. Yayını izlemeye başladıktan sonra paylaşmayı da unutmayın diyelim. Hocam bu yayını sizin akademiyada yayınlanmış olan bir makaleniz üzerine yapmayı düşündük. Bu makalede perdenin arkasındakiler Osmanlı İmparatorluğu'nda sarraflar, finans ağları üzerine sarraflar ve finans ağları üzerine bir deneme. Sanıyorum bu Türklük Bilgisi Araştırmaları diye bir yayının makalelerinden bir tanesiydi. Ve 26 sayfa 20 23 sayfalık bir makaleydi. O makaleden yola çıkarak 18. yüzyıl dünyasındaki bu sarrafların etkinliğini ve ayanlarla olan ilişkisini ve biraz da belki Yeniçerilerle olan ilişkisi üzerine bir yayın yapmak istedik. Bu finans ağları üzerine bir yayın yapmak istedik. Ve sizin ilginç bir girişiniz var. Bir Ey yolculuğundan başlayarak makalenize giriyorsunuz. Kemaliye yani bugünkü adıyla. Neden böyle bir başlangıç yapmak istediniz ve Ey'nin veya Kemaliye'nin 18. yüzyıl dünyası sarraflarıyla olan bağlantısı nedir? Buradan bir giriş yapalım Buradan isterseniz. bir giriş yapalım. Öncelikle tabii çok teşekkür ederim. Beni konuk olarak davet ettiğiniz için. Bu makale evet, Türklük Bilgisi Araştırmaları ya da işte Journal of Turkish Studies'de çıktı. Harvard'da yayınlanan bir dergi. Özer Ergenç hocamızın armağanıydı bu. Fes şeriftiydi. O iki ciltlik bir yayındır. Çok geniş bir yayın oldu. İki cilt büyük, böyle çok fazla makale var. O makalelerden biri. Ey'in çok ilginç. Sarraflar üzerinde tabii çalışmalarım benim bayağı önceye dayanıyor. Yani doktora yıllarında sarraflarla ilgilenmeye başladım. 18. yüzyılla ve ekonomiyle biraz ilgileniyorsanız sarraflarla ilgilenmeniz kaçınılmaz. Daha sonra benim asıl uğraştığım başka bir Ermeni sarraf vardı, Manuk Mirzayan. Onunla ilgili de konuşabiliriz. O Bulgaristan ve Roma, yani Eflak tarafından çok etkili bir sarraftır. Alemdar Mustafa Paşa'nın sarrafı. O sarraf üzerine tabii çok uzun zaman harcadım. Daha sonra bu diğer sarrafları da böyle bir çalışmak istedim. Elimde dolu isim vardı. Ve Tamar Nalcı ile beraber, Tamar Ermenice bilir, çok iyi. Tamar Nalcı ile beraber bazı Ermeni kaynaklarına girdik. Yayınlanmış da çok önemli eserler vardı tabii sarraflarla ilgili. Özellikle Ermeni sarraflarıyla uğraşıyordum. Çünkü Ayanlar ve Ermeni sarraflar arasında daha farklı bir ilişki var. Ve birden ortaya çıktı ki yani benim ilgilendiğim sarrafların böyle yüzde ne bileyim 80'i falan o bölgeden. Ya Eynli, ya Harputlu, ya Divriğli, ya Kemali şeyli, Kemahlı. O bölgeden, yani yukarı Fırat, Batı Fırat havzası dediğimiz o bölgeden gelmişler. Tabii çoğu İstanbul'da
iş kurmuş, sarraflık yapmış, İstanbul ya da başka diğer şehirlerle bağlantılı ortaklıklar kurmuşlar ama bir şekilde bir eğin şeyi ortaya çıktı, hikayesi ortaya çıktı. Bunun üzerine işte eğine gittik. Ondan sonra bir seyahat yaptım. Tabii çünkü dünya harika bir yer, çok güzel, olağanüstü bir doğası var. Çok ilginç bir yer, kültürel olarak da çok ilginç, tarih olarak da, çevresel olarak da. Bu gördüğünüz resim işte tepelerinden, Eğin tepelerinden bir tanesinde çekilmiş. Orada Karasu Nehri, bu şimdi Baraj Gölü tabii artık, onun için aslında daha aşağıdaydı nehir. Şimdi doldu tabii, Keban'a bağlanıyor. Böyle dağların etrafın, yani dağlara serpilmiş köylerden oluşuyor aslında Eğin. Yani bir tabii merkez kasabası var. Bir de böyle etrafta birçok köy var. Bu köylerin bir kısmı birleşmiş artık. Benim böyle bir teorim de var. Yani Patrisya çok teoriye çok itibar etmiyor ama bir sanat tarihi olarak bu köyler aslında 18. yüzyılda, hatta 17. yüzyıl sonlarından itibaren oluşmaya başlamış böyle küçük saraycıklardı diye düşünüyorum. Daha sonra o saraylar bölünüyor ve işte köylere dönüşüyor. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk döneminde ve şu anda baktığınız zaman işte farklı köylerden oluşmuş, dağlara tepelere yayılmış, çok güvenlikli de bir yer. Yani doğal bir şeyi var. Tahkim edilmiş yani tepelerle, kayalıklarla. Böyle bir yer. Eğine gittiğimiz zaman işte ne yapılır? Yani etrafa bakıyorsunuz, görüyorsunuz, işte kitabı okuyorsunuz falan, insanlarla konuşuyorsunuz. Bir de biz çok şanslıydık. Mehmet Telli diye bir bize bir rehber bulduk. Mehmet Bey işte eski Ankara kuyumcularından, ki makalede zikrediyorum onu. Daha Eğinli, sonra Eğin'e geri dönüyor emekli olduktan sonra. Hem orada işte bir anlamda şoförlük yapıyor, hem de rehberlik yapıyor ve oranın yani her şeyini, taşın toprağını, bütün hikayesini bilen inanılmaz bir insan. Çok çok etkileyici bir, yani bir yerel Evliya Çelebi düşünün. Yani her, yani bölgenin her şeyi hakkında söyleyeceği birçok sözü olan. Böyle insanları çok seviyorum ben. Yani o hem tarihiyle ilgileniyor, hem doğasıyla ilgileniyor, taşıyla ilgileniyor. İşte bilmiyorum, hayvanlarını biliyor. Pozisyon alıyor. Yani yerel işte siyasetle ilgili falan. Çok çok ilginç bir insan. Çok çok seviyoruz. Hala iletişim içindeyiz. Onunla böyle 4-5 gün böyle bir yoğun gezi yaptık. Böyle dediğim gibi bütün kitabeler okuduk. Başka şeyler, işte Ermenice bazı çok az kaldı. Mezar taşlarına baktık. Tabii yani Eğin sadece bir Ermeni şehri değildi. Yani Müslümanların da yaşadığı bir kasabaydı ya da bir bölgeydi. Çok fazla tabii Müslüman kitabesi de, yani Müslümanların mezar taşları da çok ilginç. Kitabeler de çok ilginç. Böyle bir şey yaptık, ne diyelim, saha çalışması yaptık ve sonuçta şöyle bir şey ortaya çıktı. O makalede söylüyorum bunu. Ya Eğin aslında, konuştuğunuz zaman Eğinli insan, Eğinlilerle diyorlar ki ya bizim burada işte böyle bir, yani tüccarlık çok önemlidir ve bizim tüccarlarımız dünyaya yayılmıştır. İş adamlarımız, tüccarlarımız, kuyumcularımız çok önemlidir, tekstilcilerimiz çok önemlidir. Ve bir an biri şey dedi, işte yani burada bir söz vardır, işte topal bir Eğinli'nin bir ayağı Çin'de, bir ayağı Hindistan'dadır. Şimdi bu söz orada kullanılıyor, söyleniyor elan. Yani Eğinliler bunu söylüyorlar. Yani topal Eğinli'nin bir ayağı Hindistan'da, bir ayağı Çin'de. 19. yüzyılda bir Ermeni kaynağında da aynı şey söyleniyor. Bir topal Ermeni Eğinli'nin işte o kadar bir ticaret ağı içinde bunlar işte dünyayı gezerlermiş ki, bir ayağı Çin'deymiş, bir ayağı Hindistan'daymış.
Bu çok güzel bir tesadüftü. Yani bir ticaret ve ekonomiyle ilgili, değil mi, bir söz, bir yerel hikayeye dayanmış bir sözün bugün hala kullanılıyor oluşu ve onun bir anda 19. yüzyılın işte ortalarında bir metinde, Ermenice bir metinde ortaya çıkışı. Ve Mehmet Telli ile olan işte sohbetlerimizde, diğer oradaki arkadaşlarla, dostlarla olan sohbetlerimizde, yani Eyn'in aslında bir yani Türkiye ve Osmanlı iktisat tarihinin en önemli merkezlerinden biri olabileceğini düşündüm. Üzerine düşünmemiz gereken, üzerine kafa yormamız, bu o ilişkileri anlamamız gereken, biraz New Culfa'yı, Yeni Culfa'yı, Nev Culfa'yı, yani İsfahan'daki, onu anımsattı bana. İşte Şah Abbas'ın kurduğu küçük bir şehirdir. Yani şu anda tabii İsfahan'ın içinde. Ve işte Safavi İmparatorluğu'nun önemli bir iktisadi merkezi olarak kurar ve Ermeni, eski Culfa'dan Ermeni tüccar ailelerini getirir, yerleştirir. Ve orası bir anlamda 17. yüzyılda Safavi ticaret inisiyatifinin merkezi haline gelir. Nev Culfa. Biraz onu anımsattı bana, ama burada tabii bir Osmanlı Devleti'nin merkezinden gelen bir inisiyatif yok. Yani burada bir 17. yüzyılda muhtemelen Ermenilerin kurduğu, yani var olan bir yerdi herhalde burası, ama daha sonra Ermenilerin kurduğu bir kasaba. Agın işte su şeyi demek, kaynağı demek. O kelimeden geldiği söyleniyor. Tabii başka teoriler de var. Bir anlamda sürekli Osmanlı dünyasına tüccar, sarraf, bezirgan, üreten bir küçük zengin, madenlere yakın. Bu çok önemli. Yani orası maden bölgesi, öyle değil mi? Yani hala değil mi, altın madeni var yakın bir yerde. Zaten madenlerle sarraflık arasında çok yakın bir ilişki var malum. Böyle bir bölge. İstanbul'daki sarrafların birçoğu buralardan gelmiş 18. yüzyılda. Amir ailelerinin bir kısmı kökeni yine Eyn'de. Bir kısmı devam ettirmiş ilişkilerini, bir kısmı kopmuş. Yani ama yani şey de var. Mesela bir uzun süre İstanbul'da çalışmış, daha sonra Eyn'e geri dönmüş Ermeni sarraflar da ya da işte tüccarlar da bulduk. Dediğim gibi bir kısmı yine bir Harput Divriği, yani o bölgede başka yerlere de dağılmış. Kemah çok önemli tabii bu anlamda. Yakınlarda bir meslektaşımız Henry Shapiro, şu anda Kudüs'te. O bana Kudüs'te Ermeni mahallesinden böyle dolu kitabe gönderdi. Bütün Eyniler. Yani Eyni sarraflar ve şeyler, bir tane hatta şuraya koydum sizle konuşurken zikredeyim diye. İşte mesela sen James Manastırı'nda bir tane kitabe göndermiş. Ermenice var, İngilizce tercüme etmiş. The Iron Gate is a memorial of from Agın Sarraf Gabriel and his parents and all his descendants. Bunun gibi dolu. Özellikle St. James Manastır civarındaki kitabeler. Yani böyle bir ağın şeyi, 18. yüzyılda bir ağın kimliği, ağın şeyi, hikayesi dolaşıyor. Bunun üzerine düşünmek lazım. Yani daha nasıl incelenir? Ne tür kaynaklarda? İşte bunun gibi dolu şey çıkıyor orada burada. Benim makalede zikrettiğim simya ile ilgili kitabe çok çok ilginç. Bu dedim ya, madenlere yakın Eyn. Dolayısıyla altın, gümüş, bakır madenleri, sarraflık ve simya ilişkisi. Bunu da hani
bir anda düşünmemiz gerekiyor. O da onu şey yaptı, hatırlatıyor bize. Böyle hikayeler. Peki hocam, şeyi de söyleyeyim de bu arada Henry Shapiro'yu da programa davet ettik. Gelecek Erem Yerçelebi üzerine konuşmak için. Evet. Henry'nin işleri çok önemlidir yani gerçekten. Evet. Peki şey soracağım burada. Makalede de geçiyor aslında ama 17, yani mesela 16. yüzyılda bir Rum elitlerinin, Rum iktisadi elitlerinin olduğunu, daha sonra 17. yüzyılda biraz daha Yahudilerin elinde olduğunu, 18. yüzyılda da Ermenilerin elinde, yani daha ağırlıklı olarak, yine onlar devam ediyor muhtemelen ama bunun böyle bir şey var mı? Yani veyahut da sebebi nedir? Yani öyle bu, herhalde var ama tabii bu çok ön bir saptama. Aslında bölgesel olarak baktığınız zaman daha karışık. Yani Osmanlı dünyası çok geniş. İşte Balkanlardan Arap dünyasına, Arap eyaletlerine çok geniş bir coğrafya. Dolayısıyla farklı yerlerde farklı gelişmeler görebiliriz. Ama evet, yani izlenimsel olarak bunu söyleyebiliyoruz. Yani 15-16. yüzyılda işte Bizans'ın da devamı olan, değil mi, bazı önemli Rum ailelerin çok etkili olduğunu görüyoruz. Finans ilişkilerinde ve ticarette. Yani Kantakuzenoslar, Paleologoslar, Raliler, yani böyle birçok aile var. 17. yüzyılda dediğiniz gibi böyle bir daha Yahudi, önemli Yahudi sarraflar ortaya çıkıyor. Bunlar 18'de de devam ediyor aslında. Yine başka bir çalışma yapıyoruz şu anda. Aaron Rodrigue'le, Stanford'daki sevgili meslektaşım Aaron'la, Arya ailesi hakkında. Bu da bir Yahudi ailesi. Samakov, Vidin Samakov o bölgede. Dolayısıyla aslında yani o hikaye mesela bir 18. yüzyıl hikayesi ve bu Carmona'larla falan, işte meşhur Yeniçerilerin sarrafı olan, en son 1826'da da idam edilmiş ve malı mülkü müsaade edilmiş Bektor İshak David Carmona. Onun ortakları mesela. Dolayısıyla aslında Yahudi sarrafları 18. yüzyılda devam ediyorlar. Güçlü aileler var. Ama tahmin ediyorum yani Ermeniler 18. yüzyılın yine en etkili ticaret ve para işiyle uğraşan grubu. Bunun nedir sebebi? Ya çok karışık bunlar tabii. Yani yine Henry'nin çalışmalarından görüyoruz. Mesela 17. yüzyılda işte büyük göç, Ermeni göçünden sonra Batı Ermenileri de böyle bir entelektüel ve ekonomik bir hareketlenme var. Henry'ninki de biraz bununla ilgili olacak. Daha yayınlanmadı. Yani mesela Ermeni yani 18. yüzyıldaki dinamikler ve iyi ayak uyduruyorlar. Bunun bir nedeni, aslında şöyle bakmak lazım. Osmanlı dünyasındaki sarrafların ve tüccar, önemli tüccar ailelerinin güçlenmesi dış dünyadaki gelişmelerle de çok ilgili. Yani bunu sadece bir Osmanlı dünyası içinde düşünmemek lazım. 18. yüzyıl, 17. yüzyıl ikinci yarısından itibaren mesela Ermeni ticaret ağlarında ciddi bir hareketlenme var dünyada, batıda. Hollanda'dan işte Hint Okyanusu'na kadar. İran çok önemli. İran'daki bu işte bizim Osmanlı belgelerinde Acem tüccarı diye geçer grup. Dolayısıyla Osmanlı Ermeni tüccarları bunlarla da ilişkili. Bence Safavi İmparatorluğu'nun yıkılışı, 18. yüzyılın işte ilk yarısındaki olaylar, Nadirşah da çok ciddi bu Ermeni tüccarlarıyla ortak çalışıyor. Burada dolu böyle hareketlenme var. Yani aslında Safavi İmparatorluğu'nun çöküşü ticareti arttırıyor bence. Yani çok şu anda netleştirmiyoruz ama Osmanlı-İran ticaretini ve Osmanlı-Hindistan ve Orta Asya ticaretinde ciddi bir artış var. Yani 18. yüzyılı biz hani bir batılılaşma olarak düşünürüz.
Doğru ama bir boyutuyla da aslında Fars kültürünün, Hint kültürünün çok etkin olduğu bir yüzyıl. Lale Devri aslında bir batılılaşma olduğu kadar bir İranizasyondur yani. burada mesela Ermeni ticaret ağının yani Hint Okyanusu'ndan ve İran'dan Osmanlı İmparatorluğu'na, oradan Akdeniz ve Hollanda'ya, işte İngiltere'ye kadar uzanan, Marsilya'ya kadar uzanan bir Ermeni ticaret ağının etkisini düşünebiliriz. Bunlar henüz tam net bilmiyoruz yani bu konuları. Bunları çalışmak kolay değil. Yani makalede de onu zikrettim. Yani Osmanlı belgeleri bize, arşiv belgeleri bu dünyanın kapılarını yeteri kadar açmıyor. Sırf o belgelerle yola çıktığınız zaman çok sınırlı bir şey görüyorsunuz. Çok sınırlı bir hikaye görüyorsunuz. Çok önemli bir hikayedir ama sınırlıdır. Burada başka şeylere de bakmak lazım. Bu ailelerin kendi malzemesini bulmak önemli. Bu çok kolay değil bu. Ama orada burada çıkıyor işte. Yine bir başka meslektaşım Sebu Aslanyan geçen bir ay önce bana mesela Venedik'teki bir yazmadan bir bölüm ak gönderdi. Bu makalede geçen Yakup Havonisyan hakkında uzun böyle bir biyografik bölüm var. 19. yüzyılın başında yazılmış bir İpek tüccarının yazdığı bir yazma. Ve bu adam tanıyor bu aileyi falan. Ve o bir uzun bir hikaye anlatmış. Ve bu yani onu yazan kişi aslında Osmanlı dünyasıyla ortaklık kuran başka bir, daha çok İtalya ve Batı Akdeniz'de ticaret yapan başka bir Ermeni. Dolayısıyla oradan buradan çıkıyor malzeme. Bu farklı malzemeleri bir arada kullanınca ancak bu hikaye ortaya çıkacak. Şu anda yani Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerinde bu, biz yani ben de arşiv malzemesi kullanıyorum çok büyük oranda. Ama Osmanlı dünyasının özellikle bu finans hikayeleri, ticaret hikayeleri Osmanlı arşivinin imkanlarının çok ötesinde. Hocam şimdi ben burada bir şey az önceki konuşmanızın devamı olarak bir şey söylemek istiyorum. Bir defa diyorsunuz ki sarraflar Osmanlı nizamının asli unsuruydu. Bu asli unsur kavramını bir açmak lazım bir evet. Yandan. Bir yandan da bir örnek vermişsiniz. İki kişinin hayatını böyle kısaca anlatmışsınız. Birisi Serpos Yerevanyan ve diğeri de Yakup Hovhannesyan. Evet. İkisi de Eğilni. İkisi de işte aynı dönemde İstanbul'a geliyorlar ve birisi işte bir paşaya, diğeri başka bir paşaya şey yapıyor. Ve bu paşalar da aslında dışarıda başka ülkelere sırtlarını dayamışlar. Ve o başka ülkelerde o sırada bir takım didişmeler içindeler ve bir parti diğer bir hizip diğer hizbi şey yapıyor. Burada aktörler meselesi çok önemli. Yani bu sarraf sadece sarraf olarak değil. Yani orada çok farklı ilişkiler, siyasi, ekonomik, politik ilişkiler var. Bu asli unsur ve bunların bu aktör olarak gücü üzerine neler söyleyebilirsiniz? Bu örneklerden de belki biraz yola çıkarım. Yani asli unsurun iki manası olabilir. Bir tanesi yani Osmanlı nizamı aslında finans ilişkilerine dayanır. Ve borç ilişkilerine dayanır. Yani Osmanlı özellikle 18. yüzyılda 17'den başlayarak 18. yüzyılda herkes herkese borçludur. Yani böyle bir dünya bu. Devlet iç borçlanmaya gitmiştir. İşte iltizam imkanları genişletilmiştir. Malikane diye bir yeni bir mali mekanizma oluşturulmuş. Osmanlı elitlerinin ciddi para ihtiyaçları vardır. Çünkü bunlar maaşlı insanlar değildir. Yani bunlara bir takım
kaynaklar verilir. O kaynakları işleterek, değil mi? O kaynakları işleterek bunlar işte asker toplarsa toplar ya da ne yapacaksa yapar. Yani Osmanlı ekonomisi, Osmanlı idaresi bir kamu maliyesi vardır Osmanlı'da ama büyük oranda işler borç üzerinden gider ve kaynakların, mali kaynakların havalesi üzerinden gider. Bu sistem dolayısıyla bir borç sistemidir. Herkes herkese borçludur. Bir vali, o valiliğin gereği aldığı ofisi bir muacele, bir para karşılığında alır. Bir para öder. Ya caize öder ya işte muaceleyle şeyle alır, malikaneyle alıyorsa alır. Ve bu daha sonra da devlete borçlu olur ve yavaş yavaş o borcu işte neyse o kontratın gereği ödemeye çalışır. Ahalilere baktığınız zaman onlar devamlı borçludurlar. Ayanlar onlara işte mikro krediler verir falan. Onlar ona borçludur. İşte bu tevzi sistemi bir aslında bir borç sistemidir. Dolayısıyla aslında Osmanlı mekanizma, Osmanlı nizami ben işte bu ikinci kitabımda onunla uğraşıyorum. Buna şey diyorum yani bir borç nizamıdır. Yani dağdaki çobandan yukarıdaki sultana kadar herkes birbirine borçludur. Borç ilişkileri içinde anlamak lazım Osmanlı nizamı. Bir kamu özel devlet toplum ilişkisi içinde anladığımız zaman işin içinden çıkamıyoruz. Yani o Tanzimat onu getirmeye çalışıyor ki getiremiyor. Yani bu aslında borç nizamı bence günümüze kadar devam ediyor. Büyük oranda. Yani bu anlattıklarım herhalde değil mi? Çok yabancı şeyler değil. Yani Osmanlı Devleti de Türkiye Cumhuriyeti de bir kamusal fiksiyondur aslında yani. Bir kurgudur. İşin işte o kurguyu açtığınız zaman arkasında işte borç ilişkileri vardır. Her neyse bu borç ilişkilerini ve para ilişkilerini yürüten kişiler de sarraflardır. Yani borç nasıl bir idari mekanizma olur? Kefaletle olur. Yani kefalet olmadan borç olmaz mesela, değil mi? Kefalet çok çok önemlidir Osmanlı İmparatorluğu'nda. Yani bu o kadar önemlidir ki Osmanlı siyasi rejimi de aslında kefalet üzerine kurgulanır. Mesela senedi ittifak bir kefalet senedidir aslında. Kefalete baktığınız zaman kefalet büyük oranda sarraflar üzerinden yapılan bir sözleşmedir. Sarrafların kefaleti olmasa insanlar birine borç veremez, borç alamaz. Devletten borç alınamaz. Bir malikane kontratı için kefil bulmanız lazım. Onu sarraf yapar, verir o kefaleti. Onun ötesinde yani bütün bu krediler sarraflar tarafından yönetilir. Portfolyolar sarraflar tarafından yönetilir. Mesela bir paşa düşünün. Adam dolanıyor işte bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Bunun bir portfolyosu var yani bunun yönettiği bir takım böyle gelir kaynakları var. Bu gelir kaynaklarının para işlerini sarraflar yapar. Bir paşa aynı zamanda o gelir kaynaklarından kredi verebilir. O krediyi de sarraflar üzerinden verebilir. Yani büyük oranda sarrafların, borç ve kredi büyük oranda sarrafların denetimindedir. O portfolyo onlar yönetir. Üçüncü olarak para transferi, havale, poliçe meselesi çok önemlidir 18. yüzyılda. 17'de de önemlidir, 18'de, 19'da artarak önemi devam eder. Şimdi bir yerden bir yere para taşınmaz. Yani altınlarla böyle var ama yani taşınır ama yani büyük oranda aslında poliçeler üzerinden para transferi yapılır bölgeden bölgeye. Bu da nasıl olur? Ağlarla olur. Ortaklıklarla olur. İşte diyelim Sofya'daki bir gelir İstanbul'a gidecekse o transferi oradaki sarraflar üzerinden. O transfer oradaki Sofya'dan İstanbul'a sarraf ortaklıkları üzerinden gerçekleştirilir bu havale. Poliçe yazılır. O poliçe oraya gider. İstanbul'da o para işte yine borç olarak, kredi olarak ya da karşılanır. Yine dış ticaret bu şekilde yürütülür. Dış ticaret mesela gelen batıdan gelen tüccarlar
malları getirirler, satarlar, parayı götürmezler. Para transfer edilir. Yine havalelerle transfer edilir. Bir tane şey var, çok ben severim, bu Zitzin diye çok önemli bir şey vardır. Doktor adam, Avusturyalı. İşte sonra Müslüman oluyor falan. 19. yüzyılın son, 18. yüzyıl sonlarında. İşte geldi yani İstanbul'da, uzun süre İstanbul'da geçirdi. Bunun parası gelmiyor bir türlü mesela şeyden, Viyana'dan. O zaman şey var işte, Höpş diye çok önemli bir komisyoner var. Onun Viyana ile çok yakın ilişkisi var. Para Höpş'e gelecek. Bir türlü gelmiyor. Devamlı bu zavallı adam Sarıyer'e şeye gidiyor. Adamın, Höpş'ün evine gidiyor. Yani para geldi mi diye. Çünkü Höpş, kendisinin elinde bir mektup var. Zitsin'in. Höpş'e de Viyana'dan bir mektup gelmesi lazım. Buna şu kadar para ödenmesi gerekiyor diye. Yani bu havale sistemi işte. Yani Höpş'e alsa para gönderilmiyor. Höpş'ün ortağı parayı Viyana'dan alıyor. Mektupla Höpş'e diyor ki bu kadar para buna aktarılacak. Onlar kendi aralarında bunu halledecekler. 6 ay adam parası gelemiyor. Bir şekilde mektup gelemiyor yani o şey. Sonunda adam bütün saatini satıyor, teleskopunu satıyor. İşte bir de böyle şeylerle ilgilenen biri, böyle astronomiyle falan. Kitap alacak, alamıyor. Aldığı birkaç kitap var, onları satıyor falan. En sonunda neyse geliyor para falan, işte onu uzun uzun anlatıyor. Ya böyle bir dünya bu. Bu dünyadan sarrafları çıkarttığınız an Cengiz Bey, bütün sistem çöker. O anlamda asli unsurdur. Yani bütün mekanizmayı bu insanlar işletiyor. Benim çalıştığım maliye defterlerinde falan yani bunu çok net görüyorsunuz. Ben işte şey defterleri şu aralar çalışıyorum. Muhalefet defterleri ama daha çok zimem defteri bunlar. Yani tereke değil. Alacak verecekler, işte bütün krediler falan. Buradaki ana aktör sarraflar. Yani bütün işlemi bunlar yapıyor. Bütün meseleyi bunlar çözüyor. O kadar ilginç hikayeler var ki, bir tane şey hikayesini burada anlatmak isterim. Seyfizade işte Manisa bölgesi, Söke falan, o bölgelerin ayanlarından şeyin, ya bu adamın çok önemli bir şeyi var, muhalefatı var. İşte ne olacağı belli, çok da borcu da var. İşte devletle ilişkisi böyle ilginç bir pazarlık oluyor. Yani şey, daha çok o bölge Harem-i Humayun'a bağlı. Dolayısıyla işte şeyler de iş içine giriyor. Harem ağaları falan da iş içine giriyor. Karmaşık bir mesele. Neyse, sonuçta şey, Seyfizade'nin çocukları diyorlar ki ya biz bütün borçlarımızı ödeyeceğiz. Dolayısıyla devlet hiç karışmasın bu işe. Biz halledeceğiz. Yani bize bunu, babamızın işte şeyine, bütün mirasını devredin. Kimse karışmasın. Biz bu borçları altından kalkacağız diye böyle bir anlaşma yapıyorlar. Ve şeye güveniyorlar. Seyfizade'nin sarrafında bütün şey, para ve bütün hesaplar. Ama bu sarraf Rusya'ya kaçıyor sonra. ve sonuçta yani bu iflas ediyor bu aile. Yani ve bunların en büyük borcu da işte aslında akrabalı olan Kara Osmanoğulları'na, işte Kara Osmanoğulları iş içine giriyor falan filan. Enteresan bir finans hikayesi bu. Ama sonra peşine düştüm bu sarrafın. Yani adamcağız, o da iflas ettiği için kaçmış. Yani parayı alıp kaçmamış. Yani büyük bir risk alıyor. Sarraf başka işte ilişkileri de var. İflas ettiği için çok muhtemelen işte kaçıyor gidiyor. Sonra da bilmiyoruz ne olduğunu. Dolayısıyla o sarrafın devreden çıkması bütün aslında bir ailenin iflasına neden oldu. Ve Kara Osmanoğlu ailesi tarafından bir dönem yutulmasına bu ailenin aslında sebep oldu. Manisa bölgesinde ya da Saruhan, işte o bölgede. Böyle hikayeler var. Çok çok ilginç. Ben tabii de şunu da düşünmek lazım. Yani Osmanlı ya da modern Türkiye tarihinde bu sarraflar falan böyle biraz
simsarlık işte değil mi? Daha sonra komprador burjuvazi falan böyle şeylerle nitelendirilmiş. Böyle bir tarih yazımı var. Tabi bu tarih yazımı çok ötesine çıkmak, gitmek lazım. Yani bu tarih yazımıyla bu ilişkiler çözülemiyor. Peki hocam burada ayanlarla ilişkiler nasıl? Sizin bahsettiğiniz Saruhan'daki yani evet. Orada nasıl diyeyim taşradaki siyasi elitlerle sarafların arasındaki ilişkiler nasıl? Şimdi yine şimdi bu sarraflar dediğim gibi yani şu, genel olarak baktığınız zaman 2-3 önemli şey söylemek lazım. Bir tanesi evet bütün para işlerini idare eden grup diyelim buna. Yani bu sadece kredi vermek değil. Portfolyo yönetmek, para tedbirli. Yani bir para biriminden diğer para birimine şey yapmak, parayı çevirmek, havale, poliçe, borç, kefalet. Bunların bir kısmı, bu sarrafların bir kısmı darphane-i amireyle çalışır. Bu çok önemli, büyük sarraflardır bunlar. Bunun üzerine tabii çok önemli çalışmalar var. Ömer Bölükbaşı'nın mesela çok yine darphane-i amire üzerine yazdığı kitap çok önemli. Yavuz Yazar hocamızın çalışmaları var. Bu darphane sarrafları. Bir de yerelde böyle birçok sarraf var. Bunlar arasında da böyle ortaklıklar, ilişkiler var. Şimdi Cengiz Bey'in sorusunu aslında biraz atladım. Yani bu siyasi ilişkiler, bütün bu işte şeyler, partiler onlarla beraber düşünelim bunu. Sarraflar aslında evet asli unsurlardır. Onu söyledik. Ama aynı zamanda belli siyasi bu siyasetle finans iç içe gider. Bunları ayıramıyoruz kolay kolay. İşte bu bahsettiğiniz mesela Cengiz Bey'in bahsettiği iki sarraf mesela işte Serkos Yerevan Yan'la Yakup Hovhannisyan arasındaki ilişki aslında Osmanlı 18. yüzyıldaki iki fırkanın rekabeti içinde anlaşılması lazım ve belki de İngiltere-Fransa rekabeti içinde, global rekabeti içinde anlaşılması lazım. İşte Dividdar Mehmet Emin Paşa ile işte Hekimoğlu arasındaki rekabet ve daha sonra Yakup'un idam edilişi, Dividdar'ın da işte vezaretten edilişi ve Hekimoğlu'nun işte gücü elinde şey yapması. Şimdi buna benzer şeyler Taşra'da da oluyor Ozan Bey. Yani Taşra'da da ayanlar ya da güçlü aileler, güçlü işte kudretli kişiler sarraflarla çalışıyorlar ve bu sarraflarla siyasi ilişkiler, siyasi finans ilişkileri kuruyorlar. Şimdi bir örnek vereyim. Yine bu makalede çok ayrıntıyla girmedim ama şimdi çalışıyoruz. Dediğim gibi işte bu Aaron Roderick'le Stanford'daki meslektaşımla beraber çalıştığımız bir metin var. Bu Arya ailesi, bir Yahudi aile. Bunlar kendileri, yani kendi metinlerine göre 18. yüzyılın ortalarında Viyana'dan Osmanlı İmparatorluğu'na geliyorlar ve ilk önce Vidin'e, daha sonra Samakof'a yerleşiyorlar. Çok önemli bir aile. Bu ailenin böyle bir 1000+ sayfalık böyle bir arşivi var. Bir günlük gibi tutulmuş bir arşiv. Ailenin belli bireyleri tarafından farklı zamanlarda yazılmış çok önemli bir metin. Bu Ladino. Ve biz bu metni çalıştık. Ve şimdi bu metin üzerinde işte bir şeyler yazıyoruz. Çok önemli bir metin. Bu metinde işte bütün o yani diğer hikayeyi görüyorsunuz. Yani Osmanlı arşivinde görmediğiniz hikayeyi görüyorsunuz. O ayrıntıları görüyorsunuz. Metin hem hikaye anlatıyor hem de belgeler de var o metinde bazı tek tük. Yani biraz hem arşiv hem bir aile tarihi gibi. Şimdi burada mesela şeyi anlatıyor. Tam sizin sorduğunuz soruya bir cevap olarak bunu söylüyorum.
Bu Arye ailesinin işte bir dönem Vidin'de bunlar işte ticarete başlıyorlar. Daha sarraflık yok ortada. İşte bir takım Bulgaristan'la, Bulgaristan'daki bazı başka şehirlerle ticaret yapıyorlar. Arada İstanbul'a gidiyorlar falan. Sonra bu Samakov ayağını, Mehmet Emin Ağa, Vidin'e geliyor bir şekilde. Bu Pazmantoğlu'dan önce. Ve bir o zaman Vidin'de Yeniçeriler hakim. Yeniçerilerle de Yahudi sarraflar arasında bir yoğun bir ilişki var. Ama bu aile henüz sarraf değil. Mehmet Emin bu Arya ailesinin bir mensubunu çok böyle o adamdan hoşlanıyor, beğeniyor. Yani bu diyor iyi bir iş adamı. Ve diyor ki buna ya sen Samakov'a gelir misin? Çünkü diyor Samakov'da bir bezirgan yok. Bize bir bezirgan lazım. Bu çok ilginç, öyle değil mi? Yani bir Samakov'un ayağını, Samakov önemli bir yer. Adam Samakov'un bir ayağını olarak orayı yeniden canlandırmak istiyor aslında. Böyle bir müteşebbis olarak düşünün. Ve Arya ailesini Samakov'a davet ediyor. Orada bezirgan olmaları için ve ticareti canlandırmaları için. Ve bunların aklına yatıyor ve bunlar Vidin'den Samakov'a göç ediyorlar. Ve Mehmet Emin Ağa bunlara bir kredi veriyor. Bayağı ciddi bir kredi veriyor. Ve işe başlatmak için ev veriyor, dükkan veriyor. Orada çok enteresan. Diyor ki yani ev, dükkanı şey olarak kaydı hayat şartıyla veriyor. Yani kaydı hayat olarak ona devrediyor. O kişiye. Rafael'di herhalde o. Ve sonra diyor ki yani ama çocuklarını aktaramazsın. Onlar para ödemek zorunda ama sana bedava yani. Kayda açar. Ve sonunda bu aile Samakov'un en önemli bezirganı yani tüccar ailesi oluyor ve aynı zamanda Mehmet Emin'in sarrafı oluyorlar. Ve Carmona ailesiyle de ortaklık kuruyorlar İstanbul'da. Birden o işte büyük Yahudi, yani Ermeni şeyine paralel gelişen, bazen de aslında iç içe de geçebilen başka bir ticaret ve finans ağın parçası oluyorlar. O zaman ve buna benzer şeyleri mesela Yozgat'ta görüyoruz. Çapanoğulları Yozgat şehrini kurdukları zaman Aslanyan ailesini davet ediyorlar. Ve orada da benzer bir, yani Yozgat'ı kalkındırmak fikri var. Ve şu anda Yozgat'a gittiğin zaman Aslanyan Konağı vardır mesela. O işte Yozgat evi olarak şey yapar. Çok ilginç bir bina o. Ya da işte şimdi Fatih Camii diye geçiyor. İşte o ailenin yaptırdığı kilise falan var. Buna benzer hikayeler. Yine şeye baktığınız zaman mesela yine Bulgaristan'a geçersek Rusçuk civarında değil mi? Tirsin İsmail abi çok önemli bir aya. O da mesela gücü bir noktasında işte Manuk Mirzayan bir Katolik Ermenidir. Onu şey yapıyor, davet ediyor ve onunla işi yürütüyor. Bir ortaklık kuruyor. Bu sarraflarla ayanlar arasındaki ortaklıklar çok çok mühim. Aynen şeyler gibi, yani sarraflarla diğer büyük Hekimoğlu ailesi ya da Nevşehirli İbrahim Paşa ya da işte ne bileyim Nizami Cedid'in ünlü sarrafları vardır. Ve bunlar iç içe geçmiş. Yani bunları çok böyle ayrıştıramıyoruz. Mesela Manuk Mirzayan, evet yani Rusçukludur. Eflak Boğdan oralarda iş yapar. Rusya'ya bal satar mesela, çok önemli. Rusya'da Petersburg'da ilişkileri vardır. Leipzig'de ilişkileri vardır. Leipzig fuarına adam gönderir. Ama aynı zamanda İstanbul'da ki bütün Drogomanlarla çalışır ve sonunda zaten kendisi Drogoman olur. Ve Ruslarla olan barış görüşmelerini yönetir. Daha sonra 1808'de işte Alemdar Vakası'ndan sonra kaçar Rusya'ya. Rusya'ya ilhak eder. Rus generali olur falan, yani bir general rütbesi alır. O bizim ya gerçek general değil. O biraz şey ha. Bizdeki paşalar gibi. Evet, bizdeki tarihçi paşalar gibi. Ondan sonra general olur ve şey olur sonra. Attan düşer, pol oynarken ölür zavallı, ama o aile devam ediyor. Ve şu anda hem
şeyde Bükreş'te bir şeyleri vardır. Hem de işte yani çok önemli bir şeydir bu Manuk mesela hikayesi. Bunlardan ne görüyoruz bu örneklerden? Bir güç sahibinin iktisadi bir kudret, iktisadi bir güç sahibi ancak bir iktisadi inisiyat şeyle, müteşebbislikle gücünü devam ettirir. Ve burada bir ortaklık kuruluyor ve sarraf bu ortağın bir parçası. Ama aynı zamanda sarraflar hem dediğim gibi portfolyo yönetirler ama aynı zamanda da ticaretle uğraşırlar. Yine önemli bir nokta, ticaretle para işlerini böyle net bir şekilde ayıramıyoruz. Yani bu da mühim. Yani bir sarrafları böyle bir tüccarlardan tamamen ayrı bir ticaretten tamamen ayrı bir iş olarak düşünmemek lazım. Mesela Aire ailesi ticareti sonuna kadar devam ettiriyor. Aynı zamanda maden işletmeciliği yapıyorlar mesela. Yani bunlar portfolyoları var. Yani böyle bir tek bir alanda şey yapmıyorlar. Uzmanlaşmıyorlar. Böyle birçok farklı alanlarda para, ticaret, maden, hatta tıp ve ilaç. Bu çok önemli. Macun. Bu da mesela çok ilginç. Yani simya ile tıp arasındaki ilişki, değil mi? Bir yandan öyle bir şey görüyorsunuz ki yani simya, tıp ve para işleri bir arada olabiliyor. Hocam burada araya gireceğim de yani söylediklerinizin devamı olarak devam ettirmek istiyorum aslında. Bu ayanlarla sarrafların arasındaki ilişki bana doğrudan mesela işte şenlendirme, işte mesela İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in işte tüccarları ya da gayri İslami unsurları getirip, hatta İslami unsurları da getirip şehri şenlendirmesine benzettim de ona da benziyor yani sürekli. Orada bir şey var, ticareti geliştirme, evet. para çekme aslında. Evet. Bu şey yaratmıyor mu? Böyle bir merkez kaç yaratmıyor mu? Çünkü bu adamlar parayı da çekiyorlar ama hani merkezin de buna müdahalesi olmuyor mu? Çünkü bir yandan da para demek diğer tarafıyla iktidar demek yani. Onu oraya çağıran ayağına da belirli bir güç veriyor. Oradaki vergi artıyor, işte parasallık evet. artıyor ve belki de asker topluyor. Yani güç temerküzü yapmıyor mu? Yani bunun tepkileri olmuyor mu Osman merkezde mesela? Şimdi bu oluyor. Şimdi iki türlü bakmak lazım. Bir boyutuyla aslında bu herkesin de kazandığı bir şey olabilir, değil mi? Yani kapital akümülasyonu oluyor. Yani ve Osmanlılar bence yani merkezi idare diyelim bunu ister. Yani bir kapital akümülasyonunun olması kötü bir şey değildir. Yani orada burada bir takım şehirlerin işte kalkınması kötü bir şey değildir. Ama daha önemli bir şey var. Biz Osmanlı tarihine yaklaşırken böyle bir merkez çevre şablonuyla bakıyoruz. Ve merkezin böyle ayrı bir yapı, işte taşradaki unsurların ayrı bir yapı olduğunu ve birbirine belli bir gerilim içinde olduklarını düşünüyoruz. Bu külliyen yanlış. Merkez denen şeyle çevre denen şeylerde sürekli ortaklıklar olur. Aslında merkez dediğimiz yapı, yani İstanbul odaklı Osmanlı eliti aslında kendi içinde bölünmüştür ve bunlar aynı zamanda taşladaki elitlerle ve diğer gruplarla ortaklık içindedir. Yani şöyle söyleyeyim, mesela Nizami Cedid hareketine baktığınız zaman ya da işte Hekimoğlu ailesine baktığınız, bunların hep her birinin taşladığı şeyleri vardır. İlişkileri vardır. Kimisi zaten yani Hekimoğulların Girit'le mesela ilişkileri devam eder falan. Kimisi zaten şeydir, yani taşlayı bırakmamışlardır. Yani oradaki mesela Kadı Abdurrahman Paşa, yani adam değil mi çok önemli kaptanı der ya bilmem dolu şeyler yapıyor. Kadı çok önemli bir kişilik, Kadı Abdurrahman Paşa. Kaptan Derya yanlış söyledim herhalde. Ramiz'le karıştırdım.
ama Nizamiye'nin en önemli, en önde gelen kişilerinden biri. Ama mesela Alanya ve işte bütün o Alanya, Konya'daki bütün mal varlığı ve ilişkileri duruyor. Devam ediyor. Şimdi Kadı Abdurrahman Paşa'yı nereye koyacağız? Bir ayanlık katı çerçevesine mi koyacağız? Yoksa imparatorluğun merkezine mi koyacağız? İkisi de birden. Dolayısıyla biz böyle çok fazla şey, bu merkez çevre şeyi içinde düşünmemeliyiz Osmanlı İmparatorluğu'nu. Ama şu var, yani 18. yüzyılın hikayesi nedir? 18. yüzyılda çok fazla güç odağı ortaya çıkar. Osmanlı İmparatorluğu çok merkezli bir hale gelir aslında, öyle diyebiliriz. Yani mesela Yozgat çok önemli bir şehir olur 18. yüzyılda, değil mi? Musul çok önemlidir. Vidin çok önemlidir. Yanya, Epirus bölgesi, değil mi? Epir bölgesi çok çok önemlidir. Ve bunlar kendi içlerinde birer merkezdir. Kendi içlerinde böyle bir devletçik gibidir bir anlamda da. Ama aynı zamanda Osmanlı dünyasının parçalarıdırlar. Ve 18. yüzyıl ben şöyle görürüm, bu birçok güç merkezi arasında bir entegrasyon süreci yaşanır aslında 18. yüzyılda. Yani bu çok merkezlilik bir disentegrasyona yol açmaz. Entegrasyona aslında daha yakındır. Ve bu entegrasyonu sağlayan da işte bu finans, bir boyutuyla bu finans ilişkileridir. O anlamda da sarraflar aslında Osmanlı İmparatorluğu'nu entegre eden aktörlerdir. Öyle de bakabiliriz. Yani bu entegrasyonu sağlayan, ilişkilerin ağını sağlayan. Yani öyle bir şeydir ki mesela 18. yüzyıl, 19. yüzyılın başında siz Yanya ve Epir bölgesini Osmanlı İmparatorluğu'na çekip alamazsınız. Alırsanız herkes birbirine borçlu kalır ve bütün sistem çöker. O ya Epirus bölgesi o imparatorun içindedir. Çünkü dediğim borç ilişkileri ve o bütün yükümlülükler, obligasyon şeyler, zimmetler oradadır ve bu anca şey yapılır. Yani nasıl diyeyim, anca işletilebilir. Bunu birden sökemezsiniz. Osmanlı yapısı böyle çok birbirinin içine geçmiş, çok karmaşık düğümlerden oluşmuş finans ağlarıdır. Öyle baktığımız zaman başka bir resim ortaya çıkıyor. Böyle basit işte ayanlar çıktı, devleti bilmem o tipik bir şey vardı yani tarih yazımının işte ayanlar, bir de bu ayanlara böyle sürekli kötü insanlarmış gibi bakmak falan, yani o ayıptır yani. Ayanları yedirmeyiz. Ya Yeniçerilerle ayanları yedirmeyeceğiz yani. Evet hocam. Şimdi ben sizin makalelerinizi okurken bir kısa bir korsan tebliği vermek istiyorum burada. Yani bu Ermeni cemaatinin 17. yüzyılda Mikitaryan hareketine işte geçerek özellikle bu Venedik'te kurulan işte San Lazzaro'daki o meşhur Mikitarist manastırı ile birlikte Batı ile olan ilişkilerinde bir sıçrama gerçekleştiğini ve İşte bu Osmanlı özellikle Batı ile olan bu işte para sarraflık ilişkilerinde siz de Düzyan ailesini makalenizi işte örnek olarak vermişsiniz. Ya, tabii bunun gibi yüzlerce de örnek var. Evet. Biraz da sanki böyle Gregorian Ermeniler de daha çok böyle İran'la falan Hindistan'la ilişkileri böyle şey yapmışlar. Bu da böyle hani belki incelenmeye değer bir başlık olarak düşünülebilir. Korsan tebliği burada bitti. Yo, çok şimdi, çok güzel. Evet. Bir şey söyleyeyim bunun üzerine yoksa? Tabii buyurun hocam. Yo, dediğiniz çok doğru. Ya Venedik ya orada o çok önemli bir şey tabii. Katolik Ermeni. Ya üç Ermeni grubu var. Hayhoromlar var, değil mi? Rum kilisesine bağlı yakın. Gregorianlar ve Katolikler var. Daha sonra Protestan Ermeniler ortaya çıkıyor. Bunlar arasında dış, yani Osmanlı İran'la, Hindistan'la, işte şeyle, yani Habsburg dünyasıyla ya da Venedik'le, Adriyatik'le ilişkili olanlar
Evet yani Katolik Ermenileri herhalde değil mi Habsburglarla daha yakındır. İşte mesela Mirzayan böyle ama Mirzayan'a baktığınız zaman aynı zamanda Manuk Mirzayan'a tabii Rusya'yla da çok yakın adam. Yani asıl Rusya'yla yakın. Yani sonra Rus generali oluyor zaten dedim ya. Dolayısıyla dediğiniz doğru dedi ve özellikle entelektüel ilişkiler ve bu matbaa olayı değil mi? Yani inanılmaz bir yayın faaliyeti, neşriyat faaliyeti var 17. yüzyıldan itibaren. Hem Sabu Aslani'nin hem Henry'nin çalışmalarında şimdi daha net görüyoruz. Müthiş bir yayın şeyi var, neşriyat var 17'den başlayarak. Ve entelektüel ağları biraz bu şekilde düşünebiliriz. Finans ağları tam buna oturmayabilir. Orada daha karışık ortaklıklar olabiliyor. Şöyle bir nokta var, bu çok önemli. Bence biz bu finans ve ticaret ağlarını güven üzerinden anlıyoruz tabii. Bu insanlar birbirine güvendikleri için böyle ağlar kuruyorlar. Yani güven çok asli bir şeydir, mekanizmadır, bir iktisadi mekanizmadır. Bir siyasi mekanizmadır. Yani güvensiz toplumlar, güvensiz ekonomiler, içinde güven olmayan ekonomiler devamlı krize girer. Türkiye'de şu anda olduğu gibi. Yani güven çok şey. Şimdi güven nasıl teşkil eder? İnsanlar birbirini biliyorsa, tanıyorsa güven daha kolay oluşur. Ya da ortak bir takım şeyleri varsa, dini, sosyal, kültürel benzerlikleri varsa, birbirini tanımasalar bile güven kurmak daha kolaydır. Dolayısıyla şimdi şöyle bir teori vardı. Yani birbirine çok yakın insanlar ya da birbirini tanıyan insanlar arasında kuruluyor işte bu finans ve ticaret ağları diye bir teori vardı. Bu Abner Greif'in meşhur bir kitabı vardı. O bizim üniversitede hocadır, iktisat bölümünde. Onun üzerinden büyük bir teori oluşmuş. İşte güven üzerinden bu işte şeyi kurmak. Batı bunu daha farklı bir noktaya getirmiş. Yani güveni daha başka bir tanıma, yani bir informal ilişkilerin ötesinde bir güven tesis etmek mümkün diye, mümkün olacak bir takım mekanizmalar kurmuş. Şimdi Osmanlı şeyine baktığınız zaman örneklerine ben şöyle bir şey görmüyorum. Yani ilişki ağları sadece birbirini iyi tanıyan ya da aynı mezhepten olan mesela insanlar arasında oluşturulmuyor. Aslında farklı gruplar bu ilişki ortaklıklarını kurabiliyorlar. Mesela bu demin bahsettiğimiz Hekimoğlu ve David yani o şey arasındaki ilişki şeyde onların kurdukları ortaklık ilişkilerinde farklı insanlar var. Ermeniler olduğu gibi Rumlar da var, işte Yahudiler de var, Taşra'dan var, merkezden var. Böyle karmaşık ve aslında kozmopolit ortaklıklar bunlar. Dolayısıyla dediğiniz doğru, yani Katolikler belli bir dünyanın, yani dış dünyanın belli bir bir tarafına daha yakın, Gregorianlar belki bir tarafına daha yakın ama bunu aşan çok farklı örneklerde görebiliriz. Bu zaten bir soru değildi hocam, yani öyle okurken. Ama yok yok ama çok iyi ettiniz, yani çok teşekkür evet. ederim. Çok evet. Özellikle bu yayın faaliyetleri çok çok mühim. Yani neşriyat, yani yine lafı uzattım kusura bakmayın. Bu Ermeni tüccarları ve sarrafları onların kültürel faaliyetleri dışında anlayamayız. Yani o kültürel faaliyetleri anlayarak ancak daha iyi kavrayabiliriz. Yani bunlar da iç içe. Böyle bunlarsa böyle kuru tüccarlar değil. Yani çok evet. ilginç insanlar. Burada hocam şimdi asıl soruya gelmek istiyorum. Siz bir takım defter kayıtlarından yola çıkarak 3 tane örnek olay makalenizde incelemişsiniz. İlk olay benim için çok acayip bir şekilde bitti. Düstur-i amel denilen bir şey kullanılıyor, kavram kullanılıyor yazışmalarda. Sarraf Abraham'ın alacağı meselesi üzerine diyorlar ki sarrafın malı miri malına denktir. Yani böyle veya onun gibi bir kavram kullanılıyor. Yani sarrafın haklarını korumak devletin hakkını korumak kadar veya
devletin malını korumak kadar önemli bir şeydir. Bir alacak verecek meselesinde sarrafın, yani bir tüccarın malının devletin malı kadar korunması gereken bir şey olması, hani mesela bugün baktığımız zaman bile bir şey, yani tamam, hani Türkiye'de de bankalar battığı zaman genelde devlet hani devreye girip onları kurtarıyor falan filan, ama hani hiçbir zaman o noktaya gelmezse bu da çok ifade edilmez, yani hani çok böyle kriz anlarında bu meseleler devreye girer. Ya burada o aslında yani bayağı devlet şeyiyle iç içe geçmiş, mekanizmasıyla iç içe geçmiş bir sarraflık sisteminden bahsediyoruz sanki. Hem o olayı biraz deşmek, hem de bu kavram üzerinden bir bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok ilginç bir terim. Yani sarrafın matlubu mal-i miri misillüdür diye geçiyor o kayıtta. Onu makalede zikrettim. Hocam bu görüntüde şu anda aldığım defter kaydı. O bizim çalıştığımız defter. Evet, Fikret Yılmaz'la çalıştığımız defter. Sinan Çuluk, Fikret Yılmaz, Ebru Milci, bir kolektif proje bu. Fikret abiyle beraber işte neşredeceğiz bu defteri. Çok önemli bir zimem defteridir bu. 1809'dan sonra kaydı tutulmaya başlanmış. Defteri isterseniz konuşuruz sonra. Bu defterden çıkan bir kayıttı bu. Zikrettiğiniz. Şöyle bir şey, ibare var. Sarrafın malı, matlubu mal-i miri misüllüdür. Ve bu sarrafların işte bu şeyleri destürlü amel tutulacak. Destürlü amel tutulacak. Şimdi bu işte niye asli unsur olduğunu gösteriyor, öyle değil mi Cengiz Bey? Yani sarrafı çıkarttığınız zaman sistem çöküyor çünkü. Yani sarraf bu anlamda bir banka, yani hatta merkez bankası gibi de çalışıyor, öyle de düşünebiliriz. Bütün o sistemi sadece yürütmekle kalmıyor, sistemdeki o riskleri idare ediyor. Yani finans rejiminin risklerini idare eden, ona göre piyasaya para süren, para alan, para çeken. Yine o belgelerden bir tanesinde görüyoruz değil mi? Bir esam olayı var, çok ilginç. Yani bir para ihtiyacı var ve para yok ve sarraflardan bir kredi isteniyor. Devlet istiyor, merkez istiyor bu parayı. Hazine istiyor direkt. Sarraflar toplanıyorlar. Bütün yani lonca toplanıyor. Bunu tartışıyorlar, müzakere ediyorlar ve diyorlar ki yani şu anda biz bu parayı bu kısa süre içinde çıkartamayız. Ama bu çok önemli, bu paranın çıkması lazım. Siz diyorlar yani bir takım esam, sakla tutulan esamları bize devredin. Devlet tahvillerini bize devredin. Biz bunları hemen piyasaya sürebiliriz ve buradan ciddi bir para hemen elde edebiliriz. Yani bizim müşteri, bir bankacı gibi düşünün değil mi? Bizim müşteri şeyimiz, ağımız buna izin veriyor. Yani esam verirseniz, devlet bonusu verirseniz biz bunu hemen piyasaya sürürüz ve bu parayı çıkartırız. Ama aksi takdirde öyle hemen böyle bir kredi veremeyiz. Ve böyle bir şey veriliyor. Yani ciddi bir esam, sehim şeyi bunlara devrediliyor. Bunlar bunu birkaç gün içinde piyasaya sürüyorlar. Oradan bir para temin ediliyor ve o parayla devlete borç veriyor. Hazineye para şey yapılıyor. Şimdi böyle bir grubun matlubu işte evet. Yani mal-i miri misillüdür. Hatta Cengiz Bey siz şey dediniz, yani devlet malı, devlet miri devletin de ötesinde bir şey, öyle değil mi? Yani kamu aslında. Dolayısıyla sarrafları kamu hazinesini ya da kamu harcamalarını, kamu finansmanının bir parçası olarak düşünmemiz lazım. Sistem, yani ekonomi, yani finansal sistem öyle bir sistem. Bir banka yok yani, bir neticede 18. yüzyılda Avrupa'da bu işte bankalar ortaya çıkıyor. 17. yüzyılda daha önce hatta. Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle bir banka kurma şeyi, Osmanlı Bankası'ndan önce 1853'te Düzyanların falan da içinde bulunduğu bir inisiyatif var. Ama ondan önce bankanın rolünü bu ağlar üstleniyor.
Buna biraz böyle bakmak lazım. Yani Merkez Bankası gibi de işte Bank of England gibi de çalışan bir grup bu sarraflar loncası. O anlamda şeyin kamu maliyesinin asli unsuru. Ama taşradaki sarraflar da bu asli unsurun parçaları. Hani onları da bu kadar şey düşünmemek lazım. Buna mukabil yani bir tabii çok ciddi sarraf şeyleri de oluyor. Kıyımları da oldu yani tarihte. Yani en işte bu Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla o çok dramatik bir olay tabii. Yani hani öyle hani tamamen de sarrafları o ekonomik şiddetten bağımsız olduklarını düşünmemek lazım. Peki hocam burada Yeniçerilerle ilişkileri nasıl? Yeniçeriler başlıkta da Yeniçeriler var ama Yeniçeriler gelmedi. Ya Yeniçeriler sarraflarla ilişkileri nasıl? Yani şimdi Yeniçeri iki şekilde tabii sarraflarla ilişkisi var. Bir kere Yeniçeri ocağının sarrafları var. Yani bu yine Carmona ailesini örnek vereceğim. Yani bu aile çok çok önemli bir aile. Bu Yeniçerilerle çok yakın çalışıyor. Yine Arya ailesi. Daha çok Yahudidir Yeniçeri ama Yahudi olmayan da var. Yerli Yeniçerilerin yani yereldeki Yeniçeri gruplarının tabii sarrafları var. Bir de Yeniçeriler aslında 18. yüzyılda kendi sandıklarını kuruyorlar. İşte kendi bir takım böyle şeyleri var. Finans imkanları doğuyor. Onlar da aslında bu finans para piyasasının içindeler. Hem kredi alan hem kredi veren unsurlar olarak. Yani şeyler gibi düşünelim. İşte diğer loncalar gibi düşünürsek Yeniçeri'de bir değil mi? Aslında o da bir lonca gibi bir şey yani. Ve Yeniçeri ordusu aynı zamanda bir sendika gibi çalışır. Onların da kendi içinde bu şeyi vardır. Yani finans mesela şeyine girerler. Benim çalıştığım belgelerde çıkıyor. Yani Yeniçeriler kendi birbirlerine tabii kredi veriyorlar. Falan. Ama asıl tabii büyük hikaye bu büyük Yeniçeri ocağının sarraflarıdır. Ve o da tabii şeydir. Yani yani 17. yüzyıldan başlayarak Yahudilerin şeyindedir, kontrolündedir. Bir de Yeniçerilerin şöyle bir başka bir sarraflarla başka bir ilişkisi var. Gerilimli bir ilişkisi var. 17. yüzyılda şeyle beraber yani taşiş meselesine en çok muhalefet eden Yeniçeriler oldular. Yani bu 17. yüzyıl hikayesi daha çok. Çünkü Yeniçeri maaşlarında tabii ciddi bir şey devalüasyona neden olmuştu bu. Burada sürekli sarraflar suçlandı. Büyük sarraflar suçlandı. Ve darphane sarrafları. O zaman darphane sarrafları 18. yüzyıl kadar daha formal değillerdi ama darphaneyle çalışan büyük sarraflar ya da Harem-i Humayun'la çalışan büyük sarraflar suçlandı. Bir de böyle bir şey var. İlişki var. Yani Yeniçeriler bu hikaye 18. yüzyıl hikayesi öyle bir hikaye ki Ozan. Yani hiç bunları ayrıştıramıyoruz. Yani Ayan, Yeniçeri, Sarraf. Yani çok aslında yani hepsi iç içe. Dediğim gibi mesela bu Vidin Arya ailesi Vidin de Viyana'dan sonra Vidin'de güçleniyorlar. Yani Vidin o dönem Yeniçeri şehri bir anlamda. Yani Pazvantoğlu o şekilde çıkıyor. Yeniçeridir Pazvantoğlu. Yani Yeniçeri ocakları Pazvantoğlu'na kefil olurlar. İstanbul Yeniçeri ağaları yaş şeyleri, ihtiyarlarının şeyi var, arzı var. Çok güzel. Onu ben bir yerde yazdıydım. Yani biz diyorlar kefiliz Pazvantoğlu'na. İşte affedilsin falan filan. Sonra bir arzları daha var. Kefil değiliz diye. Hocam şimdi bu sonuç bölümünde genellikle bu sarraflara hani bu milli
şey milli tarih anlatısı. İşte bu sarraflar bir takım kumpaslar kurdular. İşte Osmanlı'yı borçlandırdılar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar ama işin aslında biraz öyle olmadığını, hani bütün bunların iç içe geçtiğini, bizzat devletin gözetimi ve denetimi altında, hatta teşvikiyle bu işlerin yapıldığını söylüyorsunuz. Ben de bunlara katılıyorum. Fakat şöyle de bir cümleniz var. Diyorsunuz ki Osmanlı arşiv belgeleriyle Rum, Ermeni ve Yahudi belgeleri arasındaki tuhaf uçurumu yeniden düşünmeli. Nedir bu uçurum? Yani Osmanlı belgeleriyle bu işi bizzat yapmış olan işte cemaatlerin belgeleri arasında ne gibi farklılıklar var? Evet. Ve hani bu meseleleri araştırmayı niyetlenen hevesli tarihçilere bir takım ipuçları verin de onlar da hani belki biraz. Onlar da şey. Evet. Şöyle, bu bizim Osmanlı arşivinin temel bir meselesidir. Sadece sarraflarla ilgili değil. Yani neticede bir arşiv denen şey bir epistemik projedir. Yani bir bilgi tarzıdır. Bir görme bilme şeklidir. Bir yazma şeklidir ve onun arşivi çalışırken aslında o epistemik projeyi de çalışmanız gerekir. Yani neyi nasıl aktarmış, neyi nasıl görmüş. Çarpıtma demeyelim, bu bir optiktir. Yani bir belge bir şekilde bir şeyi, gerçekliği diyelim, bir şekilde ifade eder. Şimdi Osmanlı arşivi bize çok şeyi gösterdiği gibi çok şeyi de saklar bizden. Daha ziyade de saklıyor herhalde. Yani gösterdiğinden daha ziyade saklıyor. Yani Osmanlı arşivinin böyle bir ilginç bir tarafı var. Çok zengin bir arşivdir. Ve insan kendini kaybeder. Bu belgeler muhteşemdir. Yani girdiğiniz zaman ben işte özellikle maliye defterlerine falan gireli işte 5-6 sene iyice artık şey yaptım. Yani bunlara ben finans hikayeleri diyorum Cengiz Bey. Yani bir anlamda o kargacık burgacık siyakatla, aslında kargacık burgacık yani bize öyle geliyor aslında. Ben çok güzel bir yazıdır o. Bunlar finans hikayeleridir. Ama bunlar bize resmin bir tarafını gösterirler, büyük bir tarafını da saklarlar o resmi. Ya en basitinden mesela insanların kim olduğunu bir türlü anlayamıyorsunuz. İşte bilmem ne nam zimmi yani. Ya hangi zimmi bu? Yani hangi aileden geliyor? Kimdir falan? Bunu orada görmezsiniz. Yani kız bazen soy isim yani aile ismi falan da geçmeyebilir. Özellikle zimmi yani bu sarraflarla ilgili. Benim defterde yaklaşık işte 300 tane sarraf var. Yani bu uğraştığımız Fikret abiyle yaptığımız defterde. Bilmem ne daha işte Yakup nam zimmi. Ya hangisi bu? Yani hangi şeyden? Şimdi bu Osmanlı belgeleri bize resmin bir tarafını verir, bir tarafını vermez. Öbür resmin diğer tarafında işte bu diğer belgelerden çıkartmamız, diğer hikayeden çıkartmamız lazım. Orada da bambaşka başka bir şey görüyoruz. Yani bu mesela Ermeni kaynaklarına falan girince ben, yani Ermenice okumuyorum bu arada, onu yanlış anlaşılmasın. İşte Tamar Nalcı ile beraber çalışıyoruz onun yardımıyla. Ya da işte Ladino kaynakları Aron'la çalışıyoruz. O kaynaklara girince orada da böyle başka bir resim var. Mesela Ladino şeyde Arya hikayesinde, bu Arya ailesinin hikayesi, adam şey diyor yani biz diyor ya işte faiz alamıyoruz yasak yani onu anlatmış. Onun yerine diyor %15-20 zam şey yaparız, kar haddi koyarız. Bunu uzun uzun anlatmış. Aslında bu faizdir diyor mesela. Ve şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim. Osmanlı İmparatorluğundaki faiz meselesini yeniden düşünmemiz lazım. Ve aslında o kar haddleri ya da yıllık verilen işte üzerine konulan işte bir takım ek gelirler, ek işte şeyler... Faiz olarak düşünülürse mesela şöyle bir şey diyebiliriz. Yani dünyadaki en yüksek faizlerden biridir Osmanlı İmparatorluğu'ndaki faiz.
En yüksek. Yani mesela Çin'le beraber gidebilir falan. Ve bu Osmanlı ekonomisinin neden sürekli krizlere girdiği ve borç krizlerine girdiğiyle ilgili bir şeydir mesela. Yani bir faiz yerine kar haddini böyle bir %15-20 ile fixledikten sonra faizi, yani faizi piyasayla beraber düşünmüyorsunuz ve orada sürekli kriz çıkıyor. Şimdi bu hikayeyi nasıl anlayabilirsiniz? Bunu Osmanlı belgelerinden anlamanız çok zor. Mehmet Genç hocamızın yazdığı çok önemli bir makale vardı. 80 kaç yılda? 87'de mi? Huri Cihan Hoca'nın işte edisyonu yaptığı işte Dünya Ekonomisi ve Osmanlı İmparatorluğu kitabında. Yani 18. yüzyıl belgeleri niye bize bir şeyleri göstermez diye. 18. yüzyıl belgelerini okuyorsunuz sanki bir takım şeyler değişmemiş gibi. Ben şu anda yeni belgeleri okudukça biraz Mehmet Hoca'ya hem katılıyorum ama yine aslında o belgelerin kapısı açılabilir, aralanabilir ve aslında okudukça anlıyorsunuz. Bir takım şeyler belgelerde de değişiyor. Ama yine de o belgeler tek başına bize hikayeyi göstermiyor. Bir uçurum var ya, çok enteresan bir uçurum var. Hocam burada ufak bir giriş, yani şey yapacağım, açmalık yapacağım. Önümüzdeki haftaki program için kitabı okuyorum. Uğur Tanyeli'nin Mimar Sinan üzerine kitabını okuyorum. Dün akşam okuyordum işte. Orada da aynı şeyden bahsediyor. Diyor ki işte vakıf şeylerden, mühime defterlerinde mimarlıkla ilgili sonuçta kararlar veriliyor. Veyahut da vakıf defterlerinde. Bir şey diyor mesela, bilmem ne komşunun işte yanındaki alan diyor. Yani o komşu gittiği zaman, yani hiç böyle çok böyle muğlak, o gün için güncel, fakat bugünden baktığımız zaman hiçbir şeyi olmayan aslında, evet, tutarlılığı olmayan bilgiler veriyor. Aslında bu sizin söylediğinizde de yani yakından ilişkili aslında o bir dünya görüşüyle alakalı herhalde. Yani nasıl baktığına... Şöyle düşünüyorum, yani tam ona şu şekilde katılmıyorum. Yani Osmanlı belgeleri bir yönüyle de çok pratiktir. Yani modern yani aslında oraya gittiğiniz zaman o belgeyle oraya gidin, o vakıf belgesiyle o bölgeye gidin, çok daha pratik olarak o işi halledebilirsiniz. Öyle şey, ama komşular gittiği zaman zor bir şey var, ama burada ya trade-off'u ne bunun? Yani Osmanlı belgelerinde pratiklik vardır. Yani bu şey değil, böyle çok üst teorik bir şey değil. Pratiktir, kullanışlıdır falan. Ama bizim istediğimiz, yani tarihçilerin istediği hikayeyi de yansıtmaz. Zaten onun için değil bu belgeler. Yani tarihçiler için tutmuş şeyler değil ki bunlar. Yani adam yani onun için yazmıyor bunu. Ben Osmanlı belgelerini dediğim gibi epistemik proje olarak düşünüyorum. Osmanlı arşivini. Ve onun değerinin bu şekilde anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Kendi iç yapısı içinde, kendi ibale evrimi içinde anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Ve aslında kendi krizi içinde de anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Osmanlı arşivinin bir krizi var mesela 17. yüzyılda, bence bir krize. Yani büyük kuyudu kadime olan büyük arşiv ile gerçeklik sahadaki hikaye arasında ciddi bir uçurum var. Ama o uçurumu halledemiyorlar. Buradan başka bir arşiv krizi ortaya çıkıyor. Bir epistemik kriz ortaya çıkıyor. Bu ayrı bir tartışma. Şunu söyleyeyim. Ben daha çok Osmanlı arşivini suçlamıyorum. Ben Osmanlı tarihçilerini suçluyorum. Osmanlı tarihçileri arşiv evet çok önemlidir. Hatta bir laf vardı ismi, arşiv fetişizm diye. Ben arşiv fetişistiyimdir. Yani tam anlamıyla. Böyle bu dünyada kaybolurum. Çok severim o yazıyı, kopyalarım ederim falan. Yani o çok acayip bir haz verir insana. Ama bununla sınırlı yaptığımız zaman hikayeyi, bununla sınırlı tuttuğumuz zaman en azından bununla sınırlı olduğunu farkına varalım. O zaman yani diyelim ki biz sadece bununla sınırlı bakıyoruz. Osmanlı arşivini alıp da hakikati böyle anlatmaya çalışmak büyük bir şeydir, yanılgıdır.
Yani Osmanlı arşivi kendi hakikati vardır Osmanlı arşivinin. Ancak o hakikati anlayabilirsiniz. Ve o hakikati biraz ötesine ancak farklı belgelerle, farklı hikayelerle birleştir ve bölgeyle. Ya ben şeye gittim bakın yani Eyin'den girdik. Eyin'e gittim Cengiz Bey. Eyin'de o baktığınız zaman ve o belgeleri düşündüğünüz zaman bütün şeyiniz değişiyor. Fikriniz değişiyor. Yani bizim Halil hocamız Halil Nalcık sürekli giderdi yani işte Aşık Paşa'yı alıyor hadi İzne'ye gider bakar o kayayı bulur o taşı bulur o ağacı bulur falan filan. Şimdi ben Ali Paşa projesine Tepedelen'de Ali Paşa projesine böyle yapıyorum. Köprü o köprü bu köprü falan. Git. O zaman iş başka bir şey başka bir boyuta gidiyor. Osmanlı arşivini çok yaşat Osmanlı arşivine de haksızlık o arşivle sınırladığınız zaman analizine. O arşivle doğayı, çevreyi ve diğer başka belgeleri, diğer başka hikayeleri, sözlü tarihi birleştirdiğiniz zaman şey oluyor. Bu makalede biraz ben ona da şey yaptım. Yani o Eyin'le başlamam ve Eyin'le bitirmem, oradaki hikayelerle bitirmem. Biraz bunun bir denemesiydi aslında. Hocam burada yani aslında bugüne güncel şeye de çok... ne diyelim referanslar veriyoruz. Mesela bu enflasyon mevzusu, sürekli kriz mevzusu ve borçlanma. Yani aslında biraz daha programın başında yani ortalarında bu borçlanma mevzusuna girmiştik ama bu 18. yüzyılda bilmiyorum 17. yüzyılda bunu söyleyebiliriz. Bu borçlanmanın sebebi ne asıl? Yani sürekli insan yani şey haricinde bu ticaretin artması, şehirleşmenin artmasının haricinde bir borçlanma var herhalde. Evet, devamlı bir iç borçlanma. İç borçlanma var yani bir evet. Aslında bir kriz de var aslında. Tabii borç krizi oluyor sürekli aslında borç. Yani borcun borçlanmanın tabii en büyük nedeni aslında para yeteri kadar gümüş ve altın olmamasıdır. Yani bir boyutu budur. Bir şey nedeni bu. Yani bu dünya her zaman gümüş ve altın ve değerli madenler konusunda sıkıntılıdır yani. Burada her zaman bir sınır vardır. Ekonomik aktivitenin çok daha şeyindedir bu. Ona yetişecek kadar bir arzusu hiçbir zaman olmaz. Bir boyutu bu. İkinci ama başka şeyler tabii var. Yani sadece bununla şey yapmak aslında Osmanlı sistemi 17. yüzyıldan itibaren buna bazı tarihçiler özelleşme der Arya Sazman. Ben o kelimeyi çok ona katılmıyorum o ifadeye. Yani sanki çok eskiden kamusalmış da özelleşmiş gibi oluyor. Şöyle demek lazım. Vergi birimlerini Osmanlı İmparatorluğu havale eder, tahvil eder. Bunları verir insanlara yönetmek için. Bu artarak devam eder. Yani Osmanlı Devleti aslında 18. yüzyılda büyür. Benim bu kitapta, birinci kitapta bahsettiğim ortaklık kavramı vardı yani. İmparatorun ortakları. Yani bu ortaklık illi siyasi ortaklık anlamına gelmez ya da illi ayanların devletle ortaklığı anlamına da gelmiyor. Yani herkes ortak olur aslında. Herkes hissebent olur devlete. Bu hissebentlik işte şeydir, borçtur. Yani nasıl o hisse, nasıl ortak olursunuz? Borçlanarak hisse ortak olursunuz. Borçsuz ortak olunmaz. Değil mi? Birbirimize borçlu olursak ortak oluruz. Borç aynı zamanda ilişkileri arttırır, sorumlulukları arttırır ve dediğim gibi entegrasyonu arttırır. Ama aynı zamanda her zaman krizlere gebedir. Yani borç ödeme şeyi olmayınca değil mi? Yani borç ödenmeyince ya da yeteri kadar alacak ve verecek ilişkisi tam dengelenmeyince de devamlı kriz olur. Osmanlı İmparatorluğu'nun hikayesi budur. Yani imparatorluk kendini açar 17. yüzyıldan itibaren. Bütün birimleri, gelir birimlerini verir insanlara. Ve bu insanlar o gelir birimini işletirler. Ahalilerle işletirler. Ahaliler buradan işte bu gelir birini işletirken yeteri kadar vergi
şey gelir üretemez, onlar onlara borçlanır. O onlar kredi verir, işte o taraflar oraya girer falan. Sürekli böyle gideriz. Burada da bir bu şey meselesi vardır. Yani insanlar öldükten sonra ne olacak? Yani bir insan, borçlu ve alacaklı olan bir insan ölünce onun borçları ve alacağına ne olur? Bu imparatorluğun temel sorunudur. Yani 18. yüzyılda onun için bu tereke mereke, yani bu muhalefet meselesi çok önemlidir. Yani buna bazı tarihçiler bunu mesela bu zapt miri çok artar. Yani mala el koyma çok artar. Bunu müsaadele sanıyorlar. Değil tabii, müsaadele ayrı bir şey. Borç üzerinden borçluluğun bir şekilde şeyidir. Yani borç, insanlar öldükleri zaman borçludurlar, alacaklıdırlar. Ve ölümden sonra bunların şey yapılması lazım. Yeniden yapılandırılması lazımdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun 18. yüzyıl hikayesi büyük oranda bu yapılandırma hikayeleridir. Biri ölür, ciddi bir borç ve alacak içindedir. Özellikle elit gruptan bahsediyorum, taşrada ya da merkezde. Ve bu alacak ve verecek şeyleri, ilişkileri yeniden nasıl yapılandırılacak? Evet. Böyle giden bir devlet, böyle şey yapan bir devlet. Bunun tabii çok nedenleri var. Yani İslam hukukuyla ilgili meseleler var. İşte miras hukukuyla ilgili şeyleri var. Karmaşıktır bunun arkasındaki kurumsal yapı. Ama buradaki söylemeye çalıştığım, yani borç ekonomisinin oluşması sadece altın ve gümüş arzındaki sınırlılık değildir. İmparatorluğun genel yapısı ve kurumsal dönüşümüyle ilgili bir şeydir. İmparatorluk ancak borçla yürür ama bu borçla da sürekli krize girer. Bu krizler ya büyük krizlerdir ya da küçük küçük krizlerdir. Ve bu krizleri yeniden yapılandırmayla sürekli çözmeye çalışır. Tanzimat fermanı denen şey buna son verme amacını güder. Aslında yani tanzimat diyor ya, iltizama son. Yani arkasındaki fikir budur. Yani daha kamu finansmanına geçmek. Kamu maliyesine geçmek. Yani başka borçtan başka bir şekle geçmek. Ve daha sonra banka işte. Ama borç ekonomisi hiçbir zaman bitmedi tabii. Türkiye tarihinde de devam etti. İşte duyunu umumiye meselesi tabii, değil mi? Yani çok çok önemli. Türkiye tarihinin, yani Osmanlı Türkiye tarihinin çok temel bir meselesidir duyunu umumiye. Çok çalışılmadı yani maalesef. Duyunu umumiye sadece bir banka hikayesi değildir. Yani bir yönetim tarihi hikayesidir. Daha sonra duyunu umumiye borçlarının ödenmesi Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bu büyük seferberlik 60 kaça kadar, 50 küsur 56'ya kadar mı, değil mi? O Türkiye'nin, Osmanlı Devleti'nin borçlarının ödenmesi meselesi çok ilginç bir olaydır. Ve arkasından yeniden Türkiye'nin borç şeyine girmesi. Tabii şu anki durum Türkiye'nin en yüksek borçlanma, iç dış en yüksek borçlanma dönemi yaşıyoruz. Ve yani Türkiye'nin krizi biraz bununla ilgili tabii. Aslında sürekli kronik şeyler var. Tabii yani 18. yüzyıl var. Yani aslında şöyle diyeyim. Biz 18. yüzyıldan günümüze bir tarih şeyi çizsek. Yani hatta 1700-1650'den başlayarak, köprülerden başlayarak. Modern tarih böyle yazsak. Modern tarih, tanzimat, manzimat falan öyle değil de yani daha geniş bakıp. Büyük oranda bu borç hikayesinin tarihini yazmış olacağız. Ve yani Misak-ı Milli'ye böyle baksanız, Senedi İttifak'a böyle baksanız, 61 Anayasası'na böyle baksanız falan, orada daha çok Merkez Bankası'nın oluşumu tabii yani ve şey ya, son 10 seneyi düşünsenize Cengiz Bey, yani son 10 sene tamamen borç şeyinden giden bir siyasi ekonomik hikaye var Türkiye'de. Yani onu yaşıyoruz, onun krizini yaşıyoruz. Yani şey, mesela bugüne getirdiğimiz zaman AKP'nin iktidara geçmesi bile aslında o bu krizin, 2001 krizinin siyasi alabora etmesi, siyasi düzeni alabora etmesinden de kaynaklanıyor. Ve sürekli böyle o şeyi, nedir, borcu
sürekli tanzim ediyoruz. Sürekli tanzim ederek bir sonraki şeye. Tabii IMF doğrusundan kaynaklı. IMF şeyiyle. IMF'den bir de yani hocam şeyden de başlıyor. Sizin bahsettiğiniz 16. yüzyılda köprüler de yani onlar da kardeşim yani bu borç var da bunları bir şey yapalım. Bir düzenleyelim. Oradan itibaren başlayan böyle sürekli kendini evet. yenileyen bir şöyle şey var. Uzun dönemli baktığınız zaman yani Osmanlı fetih hikayesi ve genişleme hikayesi yani Osmanlı emperyalizmi diyelim buna. Hadi biraz daha cesurca konuşalım. Geçen bir makale yazdım bilmiyorum millet ne diyecek. Yani Karlofça Anlaşması'nın iyi bir anlaşma olduğunu iddia ediyorum. Herkes için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra bakalım çıkınca ne olacak. Ama yani bu fetih şeyi bitince fetih hikayesi arkası işte bununla beraber borçlanma hikayesi geliyor. Yani biraz da böyle düşünmek lazım. Dedin ya niye böyle 18-17. yüzyılda artıyor bu. Yani biraz bununla da ilgili bir şey var. Yani Osmanlı tarihinin ilerlemesi ve genişlemesi. Yani İngiltere'deki borç hikayesiyle mesela Amerika'nın kolonizasyonu, Hindistan'ın kolonizasyonunu ayrı düşünemezsek Osmanlı İmparatorluğu'nun borç tarihiyle de şeyi ayrı düşünemeyiz. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesinin durması. Tersi bir şey oluyor orada. Yani İngiltere için genişleme devam ediyor 18. yüzyılda. Ve borcu o şekilde yönetiyor İngiltere. Fransa niye borç batağına battı ve niye Fransız devrimi oldu? O genişleme bitti. 7 yıl savaşları. Yani. Evet. Kitabınızda da bu Hizipler arası meselede o savaşlardan şeyde makalelerinizde bahsediyorsunuz evet. zaten. Hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Ben bu makaleyi okurken hani saraydaki sultandan dağdaki çobana bir borç silsilesi tarifi yapmışsınız. Biz işte o dağdaki çobana yakın olan insanlar olarak bugün de hala borç içinde yüzen insanlar olarak neden bu borç batağında yüzyıllardır debeleniyoruz? Aslında biraz bu soruya cevap bulmak lazım herhalde. Evet. Bu programda umarım bu soruyu sormak açısından bir vesile olmuş olur. Sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım daha sonra da yavaş yavaş kapatalım. Yok çok güzel oldu uzun da tuttuk. Çok memnun oldum çok güzel sorulardı. Düşünmeye devam edelim yani yeni başka şekilde görmek değil mi Osmanlı tarihini belgeleri başka şekilde okumak o zenginliği kavramsal epistemik zenginliği iyice sindirmek ve o köprüler yani yine sorunun başındaki sizin dediğiniz yani Ermeni kaynaklarıyla mesela Yahudi kaynaklarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet kaynakları arasındaki uçurum bu uçurumları bu kapatmak. Yani bu sadece Ermeni kaynakları için demiyorum. Mesela işte ne bileyim şey için de öyle. Yani bir aile için mesela Çapanoğlu ailesi üzerinde bir şeyler yazıyorum. O hikaye de mesela Osmanlı tarihinin hikayesine girmiyor. Yani o o uçurumları şey yapmak ve o tarihi daha insanileştirmek. Ekonomi tarihini daha insanileştirmek. Geçen bir şey... Twitter'da bir şey oldu yani bir kitap çıktı işte o yeni İktisat Tarihine Geri Dönüş diye bir kitap. Çok değerli bir kitap herhalde. Daha okumadım. Gelmedi henüz bana. İktisat Tarihinin Yeni Dönüşü, Geri Dönüşü diye. Ben de şey dedim ya inşallah eski haline geri dönmez diye. Ama zaten alt başlığında diyor yeni yaklaşımlar diye. Yani iktisat tarihinin insanileşmesi lazım. İktisadın insanileşmesi lazım. Ve çevreyle, insanla, hikayelerle gerçek ilişki kurduğu zaman iktisat tarihi gerçekten bir işe yarar. Yoksa işte bu yaşadığımız krizin biraz da sorumluluğu iktisatçılarda herhalde onların. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz hocam. 203. yayınımız bugün burada sona eriyor. Konuğumuz doçent doktor Ali Yayıcıoğlu'yla 18. yüzyıl dünyasında sarraflar, finans ağları ve biraz da Yeniçeriler üzerine konuştuk. Bugüne de belki bir projeksiyon tutmuş olduk.
Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an kitabı da ayrıca buradan teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.